بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم مهاجر وأنصارlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan erishgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi ular ham undan rozi bo'ldilar yana Alloh ular uchun ostidan daryolar oqib turadigan ular abadiy qoladigan jannatlarni tayyorlab qo'ydi mana shu buyuk baxtdir bu oyatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga birinchilardan bo'lib iymon keltirgan muhojirlar hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilib borganlarida u zotni qabul qilib, u zotga yordam bo'lgan ansorlar xususida nozil bo'ldi. Bu oyatlar sahobai kiromlar haqida nozil bo'ldi. Iymon keltirgan kishilarning ichida birinchilardan bo'lganlar bu albatta xulofai roshidinlar. Alloh taolo Makka mukarramani fath qilinguniga qadar iymon keltirgan kishilarning darajasi oliy bo'lishligini boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadi. Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari infoq ihson qilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga qarshi urushgan kishilar Makka fathidan keyin infoq ihson qilgan kishilar bilan barobar bo'lmas. Ular keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Barchalarga Alloh go'zal oqibat jannatni va'da qilgan. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sahobai kiromlar Alloh taoloning Muhammad sallallohu alayhi vasallamni suhbatdoshi bo'lishi uchun tanlab olgan kishilar. Bu zotlar boshqa anbiyo va rasullarga ergashgan kishilarning atvo ergashuvchilardan shubhasiz oliy bo'lgan kishilar. Alloh taolo bu kishilarni Rasulullohning suhbatida bo'lishliklarini birinchilardan iymon keltirib, dini islomni insoniyatga tarqatishlikdagi sharafga yetishligini Alloh taolo o'zi ixtiyor qildi. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, Rasulullohning sahobalari bu ummat ichida yashab o'tgan mu'minlarning eng afzallari. Qalblari eng pokizasi, ilmi nihoyatda chuqur bo'lgan va takallufsiz, kamtar Alloh taolaning haqiqiy qullari bandalari bo'lgan. Sahoba ikromlarni tarixini o'rganarkanmiz, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi zamonda keladigan mu'minlardan quyidagi sifatlari bilan afzal bo'lib turishadi. Birinchidan, ular rabboniy kishilar bo'lganlar. Ularning qalblari faqat Alloh taologa bog'langan. Ular Alloh taoloni o'zidan kutishgan. Allohni yaxshi ko'rdi va Alloh ham ularni yaxshi ko'rdi. Alloh taologa mushtoq edilar. Alloh taolo ularni ikrom qildi. O'zining kitobida zikr qildi ularni. Alloh taolo ularni esladilar, Alloh ham ularni esladi. Ular hech bir o'rinda Alloh taoloning so'ziga, rasulining so'ziga ochiq isyon qilishmadi. Itoatkor bo'ldilar. Ular siz bilan bizga bir oliy namuna bo'lgan kishilar. Ular muomalasida, axloqida, tijoratida, ibodatida siz bilan bizga eng bir oliy namunani ko'rsatib berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, biz mana shu zotlarning sunnatlariga, mana shu kishilarning yo'llariga ergashishligimiz vojib bo'ladi. Uchinchidan, ular voqiiy kishi edilar. Qanday tushunishimiz kerak? Ular farishta bo'lmagan. Ular siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan. Och qolgan, qorni to'ygan, tijorat qilgan, uylangan, ekkan, o'rgan Siz bilan bizda odamlar bo'lgan, faqat Alloh va Rasulini hukmi turganda hech narsani bu narsadan ustun qo'ymagan. Ular farishta bo'lmagan, ularning qo'lida mo'jizalar bo'lgan emas. Siz bilan bizda odamlar bo'lgan. Voqiy bo'lgan kishilar. So'ngra u kishilar bizga bir oliy islomni mukammal suratda o'zini hayotiga tatbiq qilib bergan ibrat bo'lgan kishilar. Bizda islom deganda faqat ma'lum bir ibodatlarni yoki ma'lum bir rasm rusumlarni tushunamizda Masjidga kelganda mavze eshitish, namoz o'qish, Ramazonda roza tutishlik, yilda bir zakot berishlik, haj, shuni islomda tushunamizda, ko'chada qilayotgan oddiy hayotimizda, yashayotgan hayotimizda mana shu narsalarning ta'sirini ko'rmaymiz. Ular masjidda qanday musulmon bo'lsalar, tijorat qilayotganda shunday musulmon edilar. Ular dehqonchilik ekin-tikinida xuddi roza tutayotganda taqvo qilgandek taqvodor bo'lishgan. Ular islomda to'laligicha o'zlarini hayotda ko'rsatib bergan. Bir qismini olib, ikkinchi qismini tashlab qo'ymaganlar.
Va mana shu narsa siz bilan biz ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Masjidga besh vaqt yurar bir odam, lekin farzandlarini benamozligi bilan ishi yo'q. Masjidga kirayotgan yoshlarni bosh kiyim, oyoq kiyimiga e'tibor beradi, lekin qizlariga, kelinlarini kiyimiga e'tibor bermayotgan yosh ulug'larimiz yo'q emas. Bular islomni to'lalarigacha ushlagan. Ular dinni oldiga o'tkazib, dunyoni orqaga tashlamagan. Va aksincha, dunyoni oldiga o'tkazib, dinni tarqib qo'ymagan. Ular ikkalasini teng barobar ushlagan. Ular Muhammadiya madrasasining eng a'lochi talabalari edilar. Ular vasatiy yo'lni tutganlar. Bular dindacha chuqur g'ulvon ketmaganlar va bir yo'li dinni bo'shatib qo'yolmaganlar. Biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, qattiq ushaganimiz, juda qattiq ushaganimizda og'zimizdan harom degan so'zdan boshqa so'z chiqmay qo'ygan. Harom, mumkin emas. Harom, mumkin emas. Yoki bo'lmasa aksincha, bir yo'li ham yo'q ruxsat berib olganmiz. Boraveradi. Hech narsa emas. Dining toza bo'lsa bo'ldi, niyating to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Bu sahobalar u tomonni ham, bu tomonni ham teng ushlagan kishilar. Mana shuning uchun siz bilan bizga bu kishilar oliy ibrat, oliy namuna bo'ladilar. Shubha yo'qki, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu ummatining ichidagi eng afzal kishilar. Mana shu afzal kishilarning ichidagi eng afzallar shubhasiz xulofoi roshidinlar. Ularning birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Har bir inson hayotda yashar ekan o'ziga bir ibrat namunani istaydi. Bu rus tilida mana kumir deb qo'yadi, osonroq tushunishimiz uchun. Ya'ni u shunday odamki, shu odamga o'xshash degan inson harakat qiladi. Yurish-turishida, kiyimida, yoshlar qaraydigan bo'lsangiz, gapirishlarimizda, qo'llarimizda, harakatlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz? Bizga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan kishilarni tanimaganligimiz uchun kimlarga taqlid qilib, kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz? Bizga ibrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari va xulofolar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan keyingi musulmonlarning imomi. Ismi Rasulullohning ismidan keyin zikr qilinadigan, tunlari bedor, kunduzlari ro'zador bo'lgan, qiyomat kunida xotirjam holatda Allohning huzurida turadigan va fathgacha mol-u dunyosini sarf qilgan zot Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilib, taqvo qilgan hamda Rasululloh olib kelgan narsani tasdiqlagan hamda o'zini pokdomon bo'lib, mol-u davlatini yaxshilik yo'lida sarf qilgan, do'zoxdan uzoq qilingan taqvodor zot Alloh huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mati yo'q bo'lgan, o'tkazib qo'ygan yaxshiligini minnat qilmaydigan, faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorning yuzini izlab, mol-davlatini sarf qilgan va qiyomat kuni bo'yi yaqin bo'lganda jannatning xushxabarini oladigan, Allohga suyangan Rasulullohning do'sti Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot kim? Alloh va Rasulining da'vatiga labbay degan, dunyodan qo'lini yuvib oxiratga rag'bat qilgan, sayyidul olamining haqiqiy do'sti bo'lgan, islom oqsoqoli, hidoyat imomi va bu ummatning eng siddiqchisi Abu Bakr roziyallohu anhu. Bu zot haqida Alloh taolo mahzun bo'lmang, albatta Alloh biz bilan birgadir degan oyat nozil qildi. Bu zot o'zidan keyingi xalifalarni qiyin ahvolga tashlab qo'ygan, jannatning 8 eshigidan xohlaganidan kiring deyiladigan kishi. Bu zot Qur'onni birinchi bo'lib jamlagan, Allohga suyanuvchi bo'lgan, Robbisidan rozi, Robbisidan qo'rquvchi bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot haqni tasdiqlagan, ummatga eng rahimdil bo'lgan payg'ambar va anbiyolardan keyin Muhammad alayhissalom ummatidan jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot muhojir va ansorlarning oqsoqoli, islom Muhammadiya madrasasining eng oliy talabasi, Siddiq, Rafiq, Raqiq, Shafiq, Atiq bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu zot iymon, yuksaklik, omonatdorlik, fidoilik borasida qiyomatgacha keladigan musulmonlarning eng oliy namunasidir. Bu zotning kimligini tanishligimiz uchun. Bu zot haqida Rasulullohning bitta hadisi kifoya qiladi. Ma'watiyal arda ba'dal anbiya khayrun min Abi Bakr. Payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan eng afzal inson dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Payg'ambarni anbiyolarni Alloh taolo o'zi tanlab oladi. Ularga hech kim barobar bo'la olmaydi, lekin siz bilan menga o'xshagan oddiy insonlar ichidagi eng mukammali Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Biz bu kishini taniymizmi?
Bu kişinin kaysı bir siz bilen biz bilmeyen sırrı adam babancıdaki müfazzalı buluşuyla sebep oldu. İmanı kandaydı. Sıdıkı kandaydı. Pakligi, yüksekligi, kemterligi, muhabbeti, vefası, Rabbisinin ulaştığı, Allah yolu da sahavatlı buluşuyla kandaydı. Bu zat Mustafa Rabbi Şuhan'ı görgeniz mi? Bu zat yalan yapırgenini, hıyanat hıyanını, aldıgenini, oğurlagenini, ya ki başka bir mensiyet işgı yayın olamız mı? Biz bu zatın tanıyemiz mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, menden keyin Hulafayı Raşidiyle'nin Mahdiyyilerini sünnetin üçlüyle, ağaç işleriyle, mahkem asılıyla, bana şunlar doğru yolu deyenler. Rasulullah bu kişilerde ilgeçliğimizde büyürügenler. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh. Bu kişinin özünün isimleri Abdullah ibn Usman. Atasının ismi Usman bugün, özünün ismi İslam geçi Abdülkâb'ı bugün. Abdülkâb'ı. İmange kegenlerden ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin Abdullah ibn Amr'dılar. Demek ki bu kişinin isimleri, tolu isimleri Abdullah ibn Usman, ibn Amr, ibn Kâb, ibn Sa'd, ibn Tim, ibn Murra, ibn Lu'ay, ibn Galib, ibn Fihr, At-Taymi, Al-Qurashi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bile nasıl nasabları Murra'ya etken de tutuşadı. Anasının ismi Ummul Khayr, Sulama binti Sah binti Kâb, İbn Sa'd, İbn Tim, İbn Murra. Bu kişinin künyeleri Ebu Bekir. Lakabları ise bir kança Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koygen ve sahabalar etken lakabları buluyor. Bunların en meşguru As-Siddiq. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç vakıasından katip gelirkenler Kureyş'e bir keçede Baytul Makdis'e borup kegenliğine haberini ettiler. Kureyş elbette bunu tasdiklemedi. Hatta ki bazı bir imanı var. Müslüman kişiler hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerden şubha kılışıp aldı. Şimdi bazı bir kişiler Ebu Bekir bu sözünü eşitme geldiğini bilip Ebu Bekir'in aldığı barıştı da bana Muhammed bulan Ebu Bekir'in ortasını buzup o işliği elde bitti. Sebep payda oldu. Yani kim tasdikleydi bir keçede Baytul Makdis'e borup gelişti yine. Şimdi gelişti de ey Ebu Bekir bu kişideki bugün, Resulullah'a bugün imanı görelik. Eşittiyiz mi, buralarız mı diyordu? Ha ne mi diyordu? Gümanıça bir keçede Baytul Makdis'e borup gitti. Ebu Bekir hiç ikkilenmezden onlara karab durup şu sözünü Resulullah ettiler mi diye soradı. Onlar hadi işte. Eğer Resulullah hakken olsa Resulullah ait dedi. Sonra gelenler tacip göçüşüp ya Ebu Bekir biz tüyanın üstüde tohtamazdan varsak bir ayda varıp gelirdik ya masafanı bir keçede basıp gelin dese kendi işe nasıl bunu ya? Bu acayip narsa köyü işte. Ebu Bekir Sıddık etedi. Şunca acaba nasıl var mı? Ahir bundan ham acayip var bu gen nasıl işlenemem o? Bir lahzede Allah'ın huzurunda vahiy keredesi işlenemem o? Baytul Makdis'e borup gezdim dese işlenmeyim ama dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldılar geldi de ya Resulullah siz keçe Baytul Makdis'e rastan ham bordunuz mu dedi. Resulullah hadi cevap verdi. Ebu Bekir sadakt. Rast sözlediniz dedi. Mana şu orunda Ebu Bekir Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci madde siz Ebu Bekir Sıddık. Meni gapimni tasdiqlovchisiz dedilar. Ebu Bekir'in lakabının en meşhuru mana şu As-Siddiq bo'ladi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın lakablarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu. Falancı falancının dostu deyimiz. Bu bizi bergen bahayimiz. İhtimal dostumuzdur. Lekin bizge şunu tüyüleyken. Yani eğer şu dostunu sizge dost ekenliğini Allah aytayken olsa kendi işlemezsiniz. Allah da Allah Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ını Resulullah'ın dostu de batar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nubuvatını 13. yılda Medine'ye hicret kılışırken sahabalara buyruk oldu. Sahabaları kadir bugünlerden Medine'ye hicret kılıp geçişti. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah'ın buyruğu yerler belirledi de bir neçe mette Medine'ye hicret kılıştıkken Resulullah'dan bu sosu olarak geldi. Lekin Resulullah sabır kılın ya Ebu Bekir. Şayet Allah sizge bir Medine'ye hicret kılıştıkken bir hamrahını kıbilirse Ebu Bekir ümit kılardı. Kaniydi Resulullah bile bile hicret kılsam. Bu kandı bakt, kandı şeref. Ve bu şimdi şeref ki tekrarlamaydı kaydı. Çünkü Resulullah bir madde hicret kılardı. Şunda yanında türüştük baktıdan ümit kılardılar da şayet şu hamrahı Resulullah olsa derdi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın üyüge Resulullah her günü gelip bir mahal ziyaret kılardılar. Lekin bu seferki ziyaretleri adattaki vakitten taşkara vakitte oldu. Resulullah girdiler de ya Ebu Bekir
uyuzda kim bo'lsa chiqaring tashqariga. Ya'ni shunday bir xabarki, hech kim eshitmasin. Abu Bakr aytdi, roziyallohu anhu, bu meni ikkita qizim, Asmo bilan Oyisha. Bulardan men ko'nglim to'q, ya Rasululloh gapiravering dedi. Shunda, ey Abu Bakr, Alloh menga hijrat qilishlikka izn berdi. Abu Bakr biroz tinib qoldi-da aytdiki, ya Rasululloh, bu suhbatmi dedi. Siz bilan hijrat qilishlik menga nasib qildimi deb turib yig'ladi. Oshamamiz rivoyat qiladi, kishi xursandchilikdan bunchalik yig'lashligini Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan hijrat qilishlikka umid qilganligidan ikkita tuyani baylab qo'ygan tariyali ko'ra. Mana shu tuyalarga minishdi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siyratiga qaraydigan bo'lsak, bizga juda ko'p o'rinda siz bilan bizning hayotimizni uchiradigan muammolar yechimlari bor. Biz tavakkul degan narsani qilishimiz kerak, sababni qilib qo'ygandan keyin. Sababni qilamiz, keyin natijasini Alloh taolaga tavakkul qilamiz. Rasululloh de zot hijrat qilayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina tomonga qarab emas, aksincha Madinani aksi bo'lgan Jabal ussur tomonga qarab yurdilar. Sababini qildilar. Jabal ussurga borib turib, g'orga yashindi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 3 kun o'tirishdi g'orda. Quraysh Rasulullohni chiqib ketganligini xabarini topgandan keyin 3 kun isqvorlar bilan quvaladi. Isqvorlar ana shu Jabal ussurdagi g'orga yetib kelganligini ko'rishdi. Mana shu joyda eshitdi. Abu Bakr va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odamlarning ovozini eshitib, oyoqlarini ko'rib turishadi. Shunda Abu Bakr yig'ladi. Ya Rasululloh, agar oyog'ini tayga qarasa ko'rishardi-ya bizni dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik bilan Na'zamuka bi ithnayn Allohu salisuhuma. Ya Abu Bakr, uchinchi sheriga Alloh bo'lgan ikki kishi haqida nima deb o'ylaysiz dedi. Ya'ni Alloh saqlaydigan bo'lsa, oyog'ini tayga qarashmas, kirganda ham ko'rmasin. Mana shu holatni Alloh taolo qiyomatgacha o'qiladigan o'zining kalomida oyatlar bilan zikr qildi. Astagfirullah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allohu iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnayn. Agar sizlar unga, ya'ni payg'ambarga yordam qilmasangiz, Allohning o'zi unga yordam qilur. Uni kofirlar ikki kishining biri bo'lgan holida, ya'ni bir hamrohi bilan Makka'dan haydab chiqarganlarida unga Alloh yordam bergan edi-ku. O'shanda ikkovlon g'orda bo'lgan paytlarida hamrohiga g'amgin bo'lma, shubhasiz Alloh biz bilan birgadir der ekan, Alloh uning ustiga xotirjamlik tushirdi va uni sizlar ko'rmagan lashkar bilan qo'llab-quvvatladi. Do'stiga deyapti Alloh taolo, kimni aytyapti do'sti? Bu o'rinda faqat Abu Bakr va Rasululloh bilan. Abu Bakr Rasulullohning do'sti, sohibun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu laqabni Alloh taolo beryapti. U zotning laqablaridan taqvodor. Va sayajannabuhal atqo allazi yuti malahu yatazakka. Bu oyatlar Abu Bakr haqida nozil bo'lgan. Abdulloh ibn Maktum bir marta payg'ambarimiz oldiga kelganlarida Rasululloh teskari qarab oldilar, oyatlar nozil bo'ldi. Bir marta nozil bo'ldi oyat. Va bu qanchalik sharaf? Siz haqingizda Qur'on oyatlari nozil bo'lsa. Abu Bakr haqida esa bir necha marta Qur'on oyatlari nozil bo'ldi. O'zi pokdomon bo'lib, moli davlatini yaxshilik yo'lida sarfladigan taqvodor zot Abu Bakr, u do'zoxdan yiroq qilinur. Tirikligida Alloh taolodan eshitib xushxabarni, Alloh yo'lidagi taqvodor zot do'zoxdan uzoq qilindi. U zotning laqablaridan Al-Atiq, ya'ni ozod qilingan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida anta atiqullohi minanna. Ey Abu Bakr, siz Allohning do'zoxdan ozod qilingan bandasiz dedilar. Tirikligida 10 ta jannatni xabar eshitgan sahobalardan birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Imom Ali karramallohu vajha Abu Bakrni islom oqsoqoli va hidoyat imomi deb laqablardilar. Bu uzoqning laqablari. Tug'ilishlik tarixi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Bakr Siddiq yaligi davom etkizgan, lekin Rasululloh vafotlaridan keyin islom ummatini ishlarini tadbir qilishlik Abu Bakrga topshirildi, xalifa bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ayollari va farzandlari. Jahiliyatda Abu Bakr Siddiq ikki marta uylangan. Ulardan birining ismi Qatila binti Abdul Uzzo. Bu ayolidan Abdulloh va Asmoni ko'rdi.
Ve Ummu Rumman binti Amr'ın Kananiye'ye yüklendi. Bundan Abdurrahman ve Ayşe'ni gördü. İslam'da kirgenlerden keyin ise iki tayyab yüklendi. Habibe binti Harice Ansariye. Bu ayağı Ummu Gülsüm'ü tutup verdi. Sonra Asma binti Umayz. Bu ayağı da Hicret'in 10. yılında Muhammed dünyaya geldi. Demek Ebu Bekir Sıddık Resulullah Hanım'ın ayağlarının sonu 4'te, farzantları 6'te. 3 oğul, 3 kız. Ebu Bekir Sıddık Resulullah Hanım'ın uzun boylu olmayan, ağır kişi boyan. Yüzleri hemence gözsüz boyan, renk yüzler renkleri ah boyan. Ebu Bekir Sıddık Resulullah Hanım'ın maktav yolu ayı sıfatları. Bu cüda hemşek. Allah-u Teala uzatını, اَلَّذ۪ي اُت۪ي مَا لَهُ يَتَزَكَّ Mana şu ayetler bilen maktadı. Allah-u Teala o zatını siddik ekenliği bilen maktadı. لَهُمْ مَا يَشَعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَعُ الْمُحْسِنِينَ Onlar için parvardigarları huzurunda, yani cennette, özleri haklagen nesneler vardır. Bu, çırali amel kuruluşlarının mükafatıdır. Allah subhanahu ve teala bu zat hakkında ettik bir kança ayetlerde nazil kıyan. Ebu Bekir, razıallahu anh, boy kişi boyanlar. Rasulullah atrafında karasak, bizge okşagen adamlar boyan. Boyu boyan, kambakalı boyan. Arıgı boyan, semizi boyan. Lekin Rasulullah'ın aldığı da onlarla iman birleştirdi. Rasulullah'ın aldığı da boylar köyüle yeni kere bu, kambakalılar boynunu eğip bırak oturmakken, aksince boyan. Ebu Bekir Sıddık razıallahu anh, boy sahabalardan. Özünü kambakal bir çare, karındaşlarına hayri ihsan, sadakatlar kıtırardı. Künladı burada ana şu hayri ihsan körü olan karındaşlardan bazıları, Ebu Bekir'ni xafa qilib qo'yishadi. Shunda shuncha yaxshilik qilganlarini bilmasdan bir xafa qilganligidan Ebu Bekir achchig'i keladida ularga qaytib yaxshilik qilmayman deb qasam ichib qo'yadi. Bu zamoni saodatki musulmonlarning hayotida bir noto'g'ri sodir bo'lsa Alloh subhanahu va taolo o'zi tuzatib turgan. U zamonda so'raladigan zot bitta bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu musulmonlarning boshi bitta bo'lgan. Bir muammolarni so'rashgan Rasululloh hal qilib bergan. Duo qilishgan Alloh ayat nazil qilgan. Endi Abu Bakr shaxsan o'ziga tegishli xatoni qilganda Alloh taolo Abu Bakrga xitob qilib, "Valayati ulul fazli minkum was-sa'ati an yutuul al-qurba wal-masakin wal-muhajirin fi sabilillah wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum wallohu ghafurur rahim." Alloh taolo Abu Bakrga xitob qilyapti, buni Abu Bakr o'zi tushunyapti. Sizlardan fazl va keng katta moli davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ehson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsin. Alloh sizlarni mag'firat qilishni istamaysizlarmi? Shu oyatni Rasulullohdan eshitgandan keyin Abu Bakr tushunadida, "Ya Rasululloh, xohlayman, xohlayman" dedi-da bu qasamidan kechib yana qarindoshlariga yaxshilik qilishni davom etadi. Bu zot haqida oyatlar nozil bo'lgan Qur'onda. Quyida İmam Buhari sahihlerde keltirilgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Kim Allah yolunda iki ayolunu, infak ihsanını zimmesi gelse, elbette bu kişiye cennet eşiklerden çakırıp kirdilerdi. Ben de elbette bu işi yakşı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kim namazhanlardan bulsa, namaz ahliden bulsa, cennetteki namazhanlar için tayinlenen eşikten çakırırlardı. Kim cihat ahliden bulsa, cihat ahli için tayinlenen eşikten çakırırlardı cennetke. Kim sadakat eşik ahliden bulsa, sadaka kuluçlarga tayinlangan cennet eşikten çakırladı. Kim rozadorlar ahliden bulsa, rayyan cennetiyle getirgen rayyan eşikten çakırladı. Şunda Ebu Bekir Sıddık Resulullah Hanfu ettiler ki, "Ya Resulullah, bana şu ayetlengen hemen eşikten bitti adam çakırışı mümkün mü?" Degenlere de, "Ya Ebu Bekir, ana şu kişi siz bu işi ümit kılaman" dediler. Yani ana şu cennette ne işte eşik olabiliyor bulsa, hammasidan chaqirishlikka Abu Bakrga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat beradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mukammal inson bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam axloq shunday bir go'zal bo'lganki, qaysi bir odam Rasululloh bilan bir marta o'tirib suhbat qilsa, asir bo'lib qoladi payg'ambarimiz axloqiga. Keyingi safar yana bir marta o'tirsam degan umidi bo'ladi qalbida. Amr ibn Nas roziyallohu anhu Hudoybiya sulhidan keyin iymon keltiradi. Islomga kirganiga 5 oy bo'lganida Zatus Salasu Sariyasiga Amr ibn Asna İslam'a kirganiga 5 oy bo'lgan sahobani qo'mondan qilib jo'natadi. Amr ibn As Zatus Sariyasiga ketarkan düşmanını soni ko'pligini eshitgandan keyin Rasulullohdan madad so'raydi. Ya'ni yangi İslam'a kirgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Ubayda
boshligida 200 kishini Amr ibn Osga madadga jo'natadilar. Ana shu 200 kishining ichida Abu Bakr va Umarlar oddiy askar bo'lib boradilar. Amr ibn Osga borib bo'yin sunadilar. Shunda Amr ibn Os Abu Bakrdek, Umardek oqsoqollarni Amr ibn Osga itoatga qo'yib qo'yganligini ko'rib turib, Rasululloh meni boshqacha ko'radi baribir degan shuur paydo bo'ldi. Rasululloh bilan kim muomala qilsa shunday his qilardi o'zini. Chunki Rasululloh hammaga go'zal muomalada bo'lardi. Shunday erib ketganligidan islomga kechilganiga qaramasdan shunday kishilarni menga itoatga solib qo'ydi deb o'zini bir boshqacha his qilib turib qaytib kelganidan keyin yo Rasululloh dedi. Hammadan ko'p kimni yaxshi ko'rasiz dedi. Sizni deyishini kutyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyishani dedilar. Desa, "Ha yo'q, men erkaklardan tepaman" dedi. Dedi, "Otasini" dedi. Abu Bakr haqli islomga birinchi kirgan. Keyinchi, keyin Umarni, keyinchi Usmonni. Uyog'ini so'ramay qo'yardim dedi Abu Nas. Chunki so'rasam, oxirida qolib ketmaganimda 5-chi, 6-chisi menman deb qo'yar edim dedi. Nima sababdan? Rasululloh har bir odamga bir go'zal axloq bilan muomala qilganligidan o'zini begona qilmagan Rasululloh oldida. Lekin biz oladigan ibrat Rasululloh eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz deganda, erkaklarda aytganda Abu Bakrni aytadi. Keyin Umarni, keyin Usmonni, keyin boshqalarni zikr qiladi. Rasulullohning qalbiga eng yaqin bo'lgan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edi. Ahli shiyalarda Abu Bakr va Umar shariatga nomaqbul so'zlari bor, bularga bir tafsilotga kirishmaymiz. Ular Ali'ni Abu Bakr'dan va Umar'dan üstün de bıladılar. Ali raziyallahu anh onu özüne atken bazı sözlerini keltiramiz. Biz mana şuna kulasa alırdık. İmam Bukhari rivayeti Muhammed ibn Hanife otasından soruyordu. Ali raziyallahu anh'dan. Muhammed aleyhisselam'dan keyin en afzal kişi kim bu ümmetlik edip sonra gene de Ali raziyallahu anh'u Abu Bakr'dan cevap verdiler. Resulullah'dan keyin en afzal kişi. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyinge en afzal kişi kimdir soruyanlara da Abu Bakr'e deyip cevap verdiler. Keyinci deyip soruyanlara da Ali raziyallahu anh'ın ümmet dediler. Sonra Muhammed ibn Hanife dediler ki keyin Osman görmesin deyip durup keyin siz mi de soradım dedi. Ben keyin dedi Ali raziyallahu anh'ın. Müslümanlar Hatay'da bitti adamdan dedi böyle. Abu Bakr raziyallahu anh'ı ve Umar raziyallahu anh'ı da Peygamberimiz dediler. İmam-ı Tirmizi rivayetleri Abu Bakr ve Umar seyyidakuhul ahli cennet minel avvelin vel ahirin illa al-anbiya vel mursalin. Nebi ve Resullerden keyingi cennet ahlinin en uluq seyyidleri Abu Bakr ve Umar dediler. Bana şu ikili sahabe hakkında cüda köp hadis ki gel. Lekin daim birinci olup Abu Bakr Sıddık raziyallahu anh'ı zikir kılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vafatlara yakın bugün payetlerde aytadılar. İnni la adri ma qadara baqoifikum faqtadu bil ladaini min ba'di va ashara ila Abu Bakr Umar. Men deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sizlar oralarda qancha turishligimni bilmayman. Mendan keyin ikkita sohibimga ergashinglar deb Abu Bakr bilan Umarga ishora qildilar. Shubhasiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ummatning eng afzal kishisidir. Hatto Umardan roziyallohu anhudan Abu Bakr Siddiqni Rasululloh afzal ko'rardilar. Kunlarning birida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'tirar ekanlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kirib keldilar. Bu Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Kirib o'tirdilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrning yuzidagi norozilik alomatlarini ko'rdida bu birodarlar bir narsadan ko'ngli to'lmabdi deb qo'ydilar. Shunda Abu Bakr Rasulullohga qarab turib salom berdilarda "Ya Rasululloh, Umar bilan ozgina kelishmovchiligimiz bor edi. Unga jinga qattiqroq gapirib xafa qilib qo'ydim. Keyin qilgan ishimdan pushaymon yeb, Umar meni kechirib qo'ygin desam, Umar kechirmasdan chiqib ketdi. Shundan dini vayron bo'lib turibdi" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta "Yaqirullohu laka ya Abu Bakr, Alloh sizni kechirsin, Alloh sizni kechirsin, Alloh sizni kechirsin" deb turib, Rasululloh Allohdan kechirishini so'radi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Hazrat Umar kirib keldilar. Rasululloh oldida o'tirganlarida Rasululloh Umarga norozi ekanligini yuzidagi ba'zi bir alomatlardan bildirib qo'ydi. Rasulullohni norozi qilib qo'yishing bularga juda bir og'ir narsa edi. Abu Bakr oldida Umar juda bir qattiq xijolat bo'ldi, chunki Rasululloh undan norozi bo'lib turibdi. Shunda Abu Bakr yana ummatning eng rahmli kishisi Umarga shafqat qilib, Umarga rahmi kelgan Rasululloh o'zi ayb mendan o'tdi. Mendan o'tdi, o'zi ayb mendan, uni kechirib qo'ying deganda xabar iltimos qilganda Abu Bakrni xafa qilishganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar.
Alloh taolo meni sizlar ichingizga payg'ambar qilib yuborganda, sizlar meni ko'pchiliginglar yolg'onchi dedinglar. Abu Bakr esa darrov iymon keltirib tasdiqladi va meni moli bilan, joni bilan ko'makdoshim bo'ldi. Meni birodarimga, meni do'stimga aziyat bermanglar dedilar. Hatto Umar roziyallohu anhu'dan ustun qo'yganligi dalil bo'ladi. Va shu o'rindan keyin Rasulullohning sahobasi Abu Bakrga hech qaysi sahoba dilini olganligi aytilgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablardan bittasi As-Sobbaq, ya'ni yaxshiliklarga boshqalardan ko'ra tezroq boruvchi va yaxshi ishlarda, amallarda boshqalardan o'zib ketuvchi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azablarni biriga musulmonlarga mol dunyosini infoqson qilishlikni buyurdilar. Shunda Umar ibn Xattob aytadi: "Umr bo'yi Abu Bakr bilan musobaqa o'ynardim" deydi. Savob ishlarda o'zib ketishlikka urinardim. Mana endi Abu Bakrdan o'zib ketadigan fursat keldi. Shu paytga kelib meni qo'limda ham ozgina dunyo to'plangan edi. Dunyoimni oldim, teng o'rtasidan bo'lib Rasulullohga olib keldim, tashadim. Ey Umar, uyingizga bir narsa qoldirdingmi deb so'raganda Rasululloh yana shunchasini qoldirdim dedilar. Bir qancha vaqtdan keyin Abu Bakr keldi. Olib kelib tashadi o'tgan edi. "Ey Abu Bakr, uyingizga ham qoldirdingmi?" deb so'radi. "Ha, qoldirdim" dedi. "Nimani qoldirdingiz?" "Bundan yaxshiroqni qoldirdim." "Nimani qoldirdingiz?" "Alloh va Rasulining roziligini va'dasini" dedi. Shu o'rindan keyin dedi Hazrat Umar, "Abu Bakrdan o'zib keta olmasligimga aqlim yetdi" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yaxshi ishlarda boshqalardan o'zib ketuvchi bo'lgan, Alloh taolaning eng yaxshi ko'rgan Muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatlaridan bir kishi edilar. Aqulu qawli hazza astagfirullah va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.